Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gündelikteki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kanalımızda dikkatler ekranımızı bulsun. Amerika Nurgun şirketini Xitay Armiyasının karxanası deb bekitdi. Amerika Avazı Toru'nun bugünkü haberde bildirilişçe Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği texnik köp Xitay şirketlerini Xitay Kompartiyasının hərbi karxanası deb bekitdi. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği 1999 yılı maliye yılda tüzüşkir güzelgen Devlet Müdafiye Hukuk Beriş Kanunu'na asasen Amerika'da bivasta ya ki vasitlik hareket kıladığan texnik köp Xitay şirketlerini Komünist Xitay'nın hərbi şirketleri deb elan kılıp bu şirketlerini cezalaşka asas saldı. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği'nin bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida bildirilishicha, 5 burjakli bino Xitoyning harbiy bilan fuqarolarini bir gavdalashtirish taraqqiyot strategiyasini tutqi qilib, uningga qarshi turishni qaror qilgan. Mazkur Xitoy armiyasining korxonalari, universitetlari shaxsiy o'rinlarda ko'rinadigan bo'lib, ular Amerikaning yangi tadqiqot turlariga erishish orqali Xitoy armiyasini zamonaviylashtirish nishoniga yordam beradi ekan. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği Xitay Harbi Karxanalar tizimindeki kirgizgen en yeni şirketler tömendikçe. Xitay Katnaş Kuruluş Şirketi CCCC, Xitay Tuşuğucu Raketa Teknik Akademisi CALT, Xitay Şarkışımal Süni Hemrah Çeklik Şirketi, Xitay Alem Boşluğu, Xitay Birleşme Tori Haberleşiş Kuruhi Çeklik Şirketi, Xitay Elektron Şirketi, Xitay Devletlik Kimya Şirketi, Xitay Kuruluş Guruhi Çeklik Şirketi, Xitay Sensha Guruhi Çeklik Şirketi, Xitay Yadro Kuruluş Baş Şirketi qatarlıqlar. Məlum bulışça, Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği tizimindeki kirgizgen Xitay şirketleri bu sebeplik bivasta cezağı tartılmaydıken. Ama Amerika'nın Devlet Müdafiyesi Hukuki Kanunu'na asasen, Amerika Prezidenti Xalqara Ciddi İqtisadi Hukuk Kanunu'nu tutqa qılıp, bu Xitay şirketlerinin Amerika'daki ticaretdeki karşı ceza yürgüzüşke hukukluq iken. Amerika'nın 1999 yılındaki Devlet Müdafiye Hukuki Kanunu, Xitay harbi şirketlerinin tizimlikini turguzup, Dünya Saudi Teşkilatı'nı kirişten paydalanıp, Amerika ve onun iştipaktaşları xatar elip kildiğen müdafiye texnikisini kolgu keltür meslekki kapaletli kılısı budu diken. Xitay bilen Hindistan armiyesi yana tokunuştu. Dovi haberleri doğrunun bugünkü haberde bildirilişçe, Xitay bilen Hindistan armiyesi 29 ve 30 Ağustos külleri keçide yana tokunuşkan. Hindistan armiyesi 31 Ağustos bayanat elan kılıp, 29 Ağustos ve 30 Ağustos keçide Xitay armiyesinin Şarkı Ladakhtaki tokunuş jarayanında harbi ve diplomatik tirişçanlık arqalıq hasılı kılıngan ortak tonuşkı xilaplık kılıp, iğvagerçilik harbi hareket kılıp, hazırkı haletini özgertkenlikini bildirgen. Bayanatı bildirilişçe Hindistan armiyesi aldı bilen Pangong Tiso'nun Canubi Kırgıkı'da tedbir kollanıp, Hindistan bazısını küçeytken hem de Xitay'nın bir tereplimi halda yer şeklini özgertiş planını mağlup kılgan. Bayanatı yana Hindistan armiyesi diyalog arkalık tinişlik ve hatırcamlikini saklaşkı tırışıdı. Ama zimin pütüllükünü koğdaş kararı da müstehkem değilgen. Məlum buluşça, Hindistan Devlet Müdafiye Ministeri aldıngı günü hərbi manevrini körüş üçün aldıngı sapki barğandı söz kılıp, söhbətinin məsilini həl qılalmaydıqanlığını etkan. İgilinişçe, Xitay bilen Hindistan otursidiki bu bir qatar ciddilik bu yıl 5. ayının 5'de başlanğan. 6. ayının 15. günü Galvan Vadisi'de iki devlet armiyesi otursida əcəllik tokunuş yüz bergen. İki tarafının diplomatik ve hərbi yukur derecelik əməldarları otursidiki ciddi söhbətinkin vəziyet bir az pəsəygen. Ama Pangong Köli rayonunda yanılı katmal vəziyet halitini saklap kalgan. Hindistan taratkolarının haberde bildirilişçe Xitay armiyesi Pangong Kölü'nün şimali kırgıkıdaki 4 barmaq bilen 8 barmaq arlıqını ilgili olgan. Ama Hindistan taraf bu yerini Hindistan zimini dep qarğanlıqı sebeplik Hindistan Xitay armiyesinin bu rayondan çekinişin talep kılgan. Ama Xitay armiyesi bu rayonda məlum hərbi mevcutluğunu saklap kalış arzusunun barlıqını bildirgen. Ondan başka yana Hindistan Xitay armiyesinin Depsang tüzlanlıkıdaki Hindistan zeminini işgal kılıp, Hindistan askerlerinin bu rayonda en-enevi çarlaş hareketi tosqulluk kıldı edip ayıplıgan. Başka haber mənbəlerde yeni bir əməldar, Xitay'nın Ladakh'taki əməli kontrol liniyesini garipki yötkəş strategisini yolu koyuşunu karar kılgallıqını bildirgen. Xitay armiyesi 5. ayının 5'de bu İgizlik rayonunun köp cahilere de
Hindistan zeminiga tajavuz qilgan hamda bu rayonda harbiy ul aslahalarini tez sur'atda taraqqi qildirgan. Xitoy Chex Jumhuriyatiga tahdid soldi. Fransiya xalqaro radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, Chex Kengash palatasining raisi Tayvanni ziyorat qilganligi sababli Xitoyning tahdidiga uchragan. Chex Kengash palatasining raisi Wester Krill vakillar o'mikini boshlab 30 avgust Tayvanni ziyorat qilgan. Germaniyada ziyorati bo'layotgan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Xitoy ig'vogarchilik qilayotgan hamda uning orqasidagi Xitoyga qarshi kuchlarga hargiz qarab turmaydi. Xitoy Chex Jumhuriyatining namuvofiq harakati va siyosiy fursatparastligiga ig'ir badal to'ldirdi deb ta'kid qilgan. Reuters agentligining xabariga qaraganda Xitoy Chex Kengash palata raisining Tayvanni ziyorat qilganligi uchun ig'ir badal to'laydiganligini bildirgan. Tayvan buning faqat iqtisodiy va savdo almashtirishni cho'nqirlashtirish ekanligini aytgan. Wang Meihuaning Reuters agentligiga bergan javobiga qaraganda Tayvan bilan Chex erkinlik, demokratiya va kishilik huquqni qadrlaydi. Bizning qimmat qarashimiz o'xshash. Ikki tarafning munosabati mo cho'nqur. Chex vakillar o'miki bu yerda iqtisodiy va savdo almashtirishni cho'nqirlashtirib, ikki tarafning sanoat hamkorligini cho'nqirlashtirishni umid qiladi degan. Chex Kengash palatasining boshlig'i Wester Krill 89 kishilik vakillar o'mikini boshlab 30-avgustdan 4-sentabrgacha Tayvanni ziyorat qilgan. Bu mezgilde ular Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen ve Tayvan'nın başka yukarı derecelik emeldarları bilen görüşken. Bu Çex'nin Tayvan'ı ziyaret kılgan en yukarı derecelik emeldarı bulup hesaplandı. Avrupa parlamentinin iki azası yakında Xitay'nın Avrupa Birleşmesi'deki ömekinin başlığı Can Ming'a mektup yazıp, Xitay'nın Çex Parlamenti Kengash Palatası'nın reisi Tayvan'ı ziyaret kılışıgı karıştırganlıqının endişi kıldıganlıqını bildirgen. Can Ming mektubunun cevabı da, Xitay Tayvan bilan diplomatik munosabati bor davlatlar o'rtasidagi har qanday shakldagi rasmiy aloqaga qat'iy qarshi turdi. Bu pozitsiya birdak va aniq degan. Xitayning Chexdagi bosh elchixonasining bayonotchisi yana Chex parlamenti kengash palatasining raisi Wester Krillning Xitay-Chex munosabati va ikki davlat o'rtasidagi o'zaro manfaat yetkazish hamkorligiga qaramay Tayvanni ziyorat qilishda ching turganligini, Xitayning buningga qat'iy qarshi turganligini bildirgan. Xitay Sharq Turkistondagi qamalni texchi bo'shatmadi. Bugun ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sindan ma'lum bo'lishicha, Xitay Urumchida tarqalgan Xitay virusi bahonasi bilan Sharq Turkiston xalqiga qaratilgan qamalni texchi bo'shatmagan. Sinda 7 yosh atrofidagi bir qiz bugun ayirib tekshirilgan o'rindan qo'yib berilganligi, qizning u yerda 28 kun qamalganligi, qamalgan o'rinning sharoiti intayin nachar bo'lib, turmaga o'xshaydiganligi bildirilgan. Qiz bilan birga 6 kishi qo'yib berilganligi, qiz qo'yib berilgan o'rinda yana nurg'un odam qolganligi. Qiz garchi ayirib tekshirilgan o'rindan qo'yib berilib, erkinlikka chiqqan bo'lsa-mu, biroq oila ishigiga choplangan pechatlarning texchi elvitilmaganligini, uydan sirtqa chiqishga ruxsat qilinmaydiganligini oshkorlagan. Xitoy tajovuzchilari shanba kuni tarqatgan xabarda qamalni tadrijiy amaldan qoldirganligi haqida ma'lumot bergan bo'lsa-mu, biroq yanalik qamalni bo'shatmagan. Ichki Mongoliyada keng ko'lamlik norozilik namoyishi yuz berdi. BBC to'rining 29-avgustdagi xabarida bildirilishicha, Ichki Mongoliyada bir turkum Mongol xalqi Xitoyning yangidan chiqargan atalmish qo'sh til siyosatiga qarshi keng ko'lamlik namoyish qilgan. Ichki Mongoliya ma'rif nazorati 26-avgust darslik programmasiga aloqador yangi qaror loyihasini e'lon qilgan bo'lib, qarorda boshlang'ich 1-yillik va to'liqsiz 1-yillikning adabiyot darsining Xitoy tilida o'tildiganligi bu yil kuzlik o'qish mavsumidan tartib ijro qilinadiganligi bildirilgan. Shundaqla keyingi 2 yil ichida boshlang'ich maktablardagi tarix va siyosat darsligining Xitoycha bo'lganligi uqtirilgan. Mazkur qaror e'lon qilingandan keyin Mong'ul xalqi keng ko'lamda norozilik namoyishi qilgan bo'lib, ko'plagan ota-onalarning, o'qituvchilarning va bir turkum yerlik amaldorlarning qo'llashiga erishgan. Mong'ullarning insoniy huquq tashkilotlarining bildirishicha, Mong'ul o'qituvchilarimi namoyishga qatnashgan bo'lib, Aranxot shahridagi barliq Mong'ul o'qituvchilar dars tashlagan. Vaziyatning jiddiylashishiga agishib, Xitoy doiralari ijtimoiy taratqulardagi nurg'ullagan munozara to'plarini bir qism Mong'ulcha munozara to'rbatlarini taqib etgan. Yerlik doiralar Mong'ul o'qituvchilarini va ota-onalarini alohida ogohlantirgan. Amerika ovozi to'rining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, namoyishchilar soqchilarning bostirishiga uchragan bo'lib, bir qism namoyish tashkilotchilari tutib ketilgan. 100 dan ortiq kishilik huquq faoliyatchilari tutqun qilingan yoki uyida nazarband qilingan.
yerlik çarvıçılarının aksakallarımı öyüdün ayrılması hakkında buyruk tapşırvalgan. Efendine yuha! Hulü vercana! Hulü vercana! Tatçana! Tatçana! Hulü tatçana! Türkiye, Norveçya'daki Kur'an-ı Kerim'e hürmetsizlik kılış vakasını ayıpladı. Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministerliği, Norveçya'da Kur'an-ı Kerim'e hürmetsizlik kılınganlıkı karata yazın bayanat ilan kıldı. Bayanatta Norveçya'da bir türküm İslam düşmanı ve ırkçılarının Kur'an-ı Kerim'e kılgan hürmetsizlikini kattık ayıplaymış. Biz izkil tekitlep gelgenimizdek bu hıl iğvagerçilik hareketleri pekat Müslümanlarını da emez belki kanun devletlerini ve demokratik tüzümünü mü hücum nişanı kılmakta. Bu natsistlerinin kaldıkları mevcut bulgan cemiyetini virusku okşaş bulgumakta ve ziyan yetküzmekte değildi. Bu kesel fikirlerge karşı köreş kılışının pekat bu hıl fikirlerini yeyivatkan davranışı siyasetçilerinin çetki kıkış bile mümkün bulduğallıkı tekitlenen bayanatı yana İrkçılık ve İslam düşmanlığını fikir erkinliği dairesi görüşünün mü intayin hata işkenliği uxturuldu. Bayanata asasi ekimdeki siyasi partiyalarının mı pekat biletki erişiş üçünle bu hıl irkçı sözlerini tosma sıkı ya ki kısmen özleştirişinin iğir bir tehdit şekillendirvatkallıkı alaydı tehditlenip yana mundak değildi. Türkiye her vakit faşist irkçılık ekimlerine karşı görüşünü devamlaştırdı. Bu dairede Avrupalık siyasi yollarına ve Avrupa organlarına çakırık ilan kılımız. Efsus ki mukaddes kitabımızga karşı bu hıl hareketler bulup mu demokratiyaga kişilik hukuk ve kanunun üstündeki katarlık meselelerde en aldıngı katarda turduğallıkı ilgili sürülüvatkan Skandinaviya devletlerde yıkınkı birkaçı yıldın buyan evci algan şekilde yüz vermekte. Biz Norveçya dairelerinin barlık zürür tedbirlerini kullanıp Noyabirdikigi okşaş bu hareketinin tekrarlanmasızlıkı kapaletli kılışını ümit kılımız. Norveçya'nın paytaxtı Oslo'da tünügün İslam'a karşı öncül grupu tarafından parlament aldığı teşkillengen harekette Kur'an-ı Kerim yırtılgan idi. Dünyada növete Xitay virüsü sebebinden cindin ayrılganlar 851.903'den yukumlanganlar sani 25.401.529'den salametliki yakışlanganlar sani 17.654.000'den aştı. Dünyada Xitay virüsünün en iğir təsirge uçurgan Amerika'da vaba sebebinin cindin ayrılganlar sani 187.227'ye çıktı. Yukumlanganlar sani 6.175.000'dan aştı. Aksaray 150 milyon tane tiz süratlik Xitay virüsü diagnoz üskünüsü setivelinip, devletinin her kaysi caylarına tarıkıtıldığalıqını ilan kıldı. Dünyada Xitay virüsünün en iğir təsirge uçurgan ikinci devlet bolgan Latin Amerika kıtasındaki Brazilya'da yakınki 24 saatte 984 kişinin cindin ayrılışı bilen Xitay virüsü sebebinden cami cindin ayrılganlar sani 120.892'ye çıktı. Yukumlanganlar sani 44.235 kişi eşip 3.862.423'ye çıktı. Meksika'da yakınki 24 saatte Xitay virüsü sebebinden 518 kişi cindin ayrıldı. Bunun bilen Xitay virüsü sebebinden cami cindin ayrılganlar sani 64.158'ye çıktı. Okşaş vakıtta 6.026 kişi yukumlandı ve cami san 595.841'e çıktı. Vabanın Avrupa'daki merkezine aylanan Angliya'da yakınki 24 saatte Xitay virüs sebebinden 12 kişi cindin ayrıldı ve bu san 41.499'a çıktı. Okşaş vakıtta 1.522 kişi yukumlandı ve bu 12. iyundan buyan körülgen en yukarı küllük yukum rakamı bulup kaldı. Cami yukumlanganlar sani bolsa 334.467'ye çıktı. Dünyada Xitay virüsünün en iğir təsirge uçurgan 3. devlet bolgan Asiya kıtasındaki Hindistan'da yakınki 24 saatte 1057 kişi Xitay virüs sebebinden cindin ayrıldı. Bunun bilen Xitay virüs sebebinden cindin ayrılganlar sani 64.709'a çıktı. Okşaş vakti 77.266 kişi yukumlandı ve cami san 3.629.423'e çıktı. Türkiye'de 42 yukumlanğıcı kaza kıldı. Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministerliğinin malumat verişçe Türkiye'de yakınki 24 saat içinde 42 yukumlanğıcı Xitay virüs sebebinden kaza kıldı. Şunun bilen yukum başlanğandan buyan kaza kılganlar umumi sani 6.326'ye yetti. Tünügün bir gün içinde salametliki tekşürülgen 91.302 kişinin
1482 nəfərdə yuqum bayqaldı. Tünügün bir gündə salamətlikə əsligə kelib, balnistin çıqqan 1027 kişini qoşqanda salamətlikə əsligə kəlgənlər umumi sani 243839-ğə yetdi. Yeni bir tərəfdən virusnun küçüşügə əgişib, İstanbul valiliqi bugündən itibarən İstanbulda barlıq toy-tökün, nəzirçirək qatarlıq pəaliyyətlərinin üstü yepiq salon toy zallarda ötküzülüşünü birdək məni qıldı. Səhiyyə Ministerliki xətərinin heli həm davam qılıvatqallıqını maski taqaş, ictimai arlıq saqlaş, tazılıqı riayə qılışının intayın mühim hikəllikini bildirdi. Hürmətli televizor körüqçilər, şuna qalı bir gün xəbərlərimiz müşəhədə axırlaşdı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırımız. Şimdi bu program ahırda ekran arkası ki varlığı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.